Maaşlara zam için yılbaşı takvimlerde işaretlendi ama zamlar durmak bilmiyor. İğneden ipliğe, her şeye hemen her gün zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren otogaz zamlanacak. Dün gece yarısından itibaren benzine bir zam daha geldi. Benzine gelen son zamla birlikte litre fiyatı 36 lirayı da aştı. Son 2 ayda %70 arttı akaryakıt fiyatları. O haberle başlayalım. Her şeye zam geliyor. Her şey çok pahalı. Yapacak bir şey var da yok diyelim. Benzine bir zam daha geldi. Litre fiyatı 2 lira daha arttı. Dolara zam gelmesiyle benzine de zam gelmesi tabii ki paralel oldu. Tabii ki gelmese çok daha iyi olur. Halkımız gerçekten geçim sıkıntısında. Bıktım artık yani, gerçekten bıktım. Bakalım bu nereye kadar sürecek bilmiyorum yani artık. Valla ne yapacağız? En sonunda arabayı petrole bırakıp gideceğiz. Başka şarjı yok. Son zamla beraber benzin fiyatı son 2 ayda %70 arttı. Seçim öncesi 19,80 TL olan benzinin litre fiyatı 36 TL'yi aştı. Depoyu doldurmak daha da zorlaştı. 300 lira kaldık ama mazot 300 mü koydun? 300. Kaç litre geldi? 8,80. 8 litre. Buyur. Nereye kadar gideceğim bunun? Nereye kadar gideceğim? Depo 1000 liraya falan doluyor en kötü yani. O yüzden zam gelmesi kötü bir şey. 1000 liralık alabileceğim. At pulleyemem yani. Benzin fiyatları İstanbul'da 36,05, Ankara'da 36,53, İzmir'de 36,63 TL oldu. Çiftçinin hali, adam aldığı buğdayı sattı, mazota yatırdı. Hiçbir kuruş cebine koymadı. Oy vermeye devam, böyle iyi. Daha olsun, 100 lira olsun, problem yok. Devam böyle iyi. Süper, harika gidiyoruz. Bu hızla ilerlememiz lazım. Uçuyoruz. Euro kazanmadığımız için, Türk lirası da her gün değer kaybettiği için hayatımız da her gün daha da zorlaşmakta. Dün o zam haberini de duyurmuştum. İnternet hizmetlerine de zam geldi diye Türk Telekom internet servis sağlayıcıları için %70 oranında zam yaptı hizmetine. Bu da bizlere daha da fazlasıyla yansıtılacak. Çünkü bugün açıklama yaptı Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği. Bize fiyat artışı çok geç söylendi. Biz zarar edeceğiz. Bunu tüketiciye mecburen daha da fazlasıyla yansıtmak zorundayız diyorlar. Türk Telekom BTK'nın da onayıyla internette toptan tarifelerini %70 düzeyinde arttırdı. Açma, kapama ve benzeri tek seferlik bazı hizmetlere de 20 kata kadar zam yapıldı. İnternet şirketleri zammı ev ve ofis abonelerine yansıtmaya başladı. Bu şekilde ne oldu? Taahhütlü satışlarda işletmeciler ciddi zararlara uğradılar. Zamma tüketiciler gibi telekomünikasyon şirketlerinden de tepki var. Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği Başkanı Halil Teberci, zamma Türk Telekom'un bir mesajıyla öğrendiklerini söyledi. Türk Telekom ne yazık ki toptan satışlarında Haziran ayının son haftasında %70'e varan zamlar yaptı. Ancak bu zamların uygulanma sürecini de 1 Temmuz'dan itibaren başlattı. Ve bu zamma biz ne yazık ki hiçbir yerde yayınlanmadan Türk Telekom'un e-postasıyla öğrenmiş olduk. Keşke bu tarifeler önceden, zam yapılmadan çok önce BTK kurul kararıyla birlikte yayınlanabilseydi ve bu zamı önceden haberimiz olup ona göre önlem almış olsaydık. Teberci, zammın önceden bildirilmemesi nedeniyle işletmelerin zarara uğradığını anlattı. Zararın karşılanabilmesi için internet abonelerine daha fazla zam yansıtılması gündemde. Bu şekilde ne oldu? Taahhütlü satışlarda işletmeciler ciddi zararlara uğradılar. Bu da işletmeciler açısından önümüzdeki dönemde bu zararları karşılamak açısından mutlaka ve mutlaka daha yüksek zamlar demek. Bu da son kullanıcıya geçecektir. Telekomünikasyon şirketlerine göre zam oranının belirlenme sürecine BTK ve şirketlerin de dahil edilmesi gerekiyordu. Yapılması gereken ise aslında BTK tarafından Türk Telekom'un bu isteğinin işletmecilerle paylaşılması, tartışmalardan sonra zam oranının belirlenmesi ve bunun BTK'nın kurul kararının sayfasında yayınlandıktan itibaren belli bir süre sonra uygulamaya başlaması olmalıdır.
İnternet zamlanıyor, internet de zamlanıyor ama mesaj göndermekten vazgeçmiyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Günde iki mesaj hakkım olsa birini size yazarak değerlendiriyorum diyor izleyicimiz Alaaddin Bey. Ve merak ediyor, soruyor, işsizliği engellemek için ne yapmayı düşünüyor acaba iktidar diye. İşsizlik de artacak öyle görünüyor. Konuşacağımız tek konu zamlar değil elbette. Merkez Bankası Cumhurbaşkanı'nın engellemesiyle politika faizini yeterince arttıramayınca talebi kısmak için yeni düzenlemeler getirdi. Buna muhalefet fondöten ekonomisi diyor. Yani makyajla düzeltmeye çalışıyorlar ekonominin görünümünü. Vatandaşa yeni kısıtlamalar getiriliyor dövizle iş yapma konusunda. Aynı şekilde şirketlere de döviz kazançları yoksa dövizle borçlanma kısıtlanması uygulanıyor. Bu hamleleri bu işten anlayanlara sorduk. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın açıkladığı sadeleşme kararlarını sosyal medya hesabı üzerinden bu şekilde açıkladı. Adımların cari açığı azaltmaya ve enflasyonu orta vadede düşürmeye yönelik olduğunu belirtti. Merkez Bankası'nın kredi kartlarına yönelik son kararları aslında şu anlama geliyor. Merkez Bankası diyor ki, ben düşük faiz politikasına devam ediyorum, faizi reele artıramıyorum ama bunun karşılığında kredi kartı üzerinden, kredi kartı işlemiyle veya nakit çekerek işlemlerle ucuz tüketimi sınırlamaya çalışıyor. Yani bir bakıma Merkez Bankası ben faizi artıramıyorum ama tüketime yönelik ucuz kredi kanallarını kapatmaya çalışıyor. Merkez Bankası kredilerde sıkılaştırma kapsamında bir dizi karar aldı. Merkez Bankası'nın faiz kararıyla birlikte gözler liralaşma adı altındaki düzenlemelere çevrilmişti. Bu bağlamda Merkez Bankası iki kez faiz artırımına gitmiş fakat bu adımlar piyasa beklentilerinin altında kalmıştı. Merkezin son aldığı karara göre kredi kartı nakit kullanımıyla kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık faiz oranı 2.89'a yükseltildi. Merkez Bankası'nın bu sıkılaştırma kararları tüketimi kısar, talebi azaltır. Bu sayede enflasyonu daha sınırlı artırır. Taşıt kredilerinde %3 olan büyüme sınırı %2 olarak belirlendi. İhtiyaç kredilerinde değişikliğe gidilmedi. %3 sınırının korunmasına karar verildi. Kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi kapsamında %3 olan Türk lirası ticari krediler için aylık büyüme sınırı %2,5 olarak belirlendi. İhracat ve yatırım kredileri hariç TL ticari kredilerde birinci kademe kaldırılarak faiz sınırının tek kademe olarak uygulanmasına karar verildi. İhracat, yatırım, tarım ve esnaf kredileri bu sınırlandırmanın dışında tutuldu. İYİ Parti İzmir Milletvekili Profesör Ümit Özlale, ticari kredi faizlerinde hızlı bir artış yolda diyor. Fondöten ekonomisinde bugün diye açıklıyor Ümit Özlale. Bu yeni düzenlemeden yatırım ve ihracat kredileri muaf tutulmuş. Şimdi siz bir banka olarak yüksek faizden ticari kredi mi verirsiniz yoksa düşük faizden yatırım ve ihracat kredisi mi? Yani anlayacağınız değişen hiçbir şey yok. Yeni yönetim, eski kafa. Talep daralması ve reel politikaya dönüş. Rasyonel zemin yerel seçimler sonrasına kaldırıldı. Peki önümüzdeki dönemin temel gündemi ne olacak? Yerel seçimden sonra konuşacağımız tek konu olacak. Zamlar değil, işsizlik. Yani bir taraftan zamlar, bir taraftan işsizlik. Bu gidiş nereye sorusu? O soru da havada kaldı, asılı kaldı, yanıtsız kaldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP ve MHP milletvekilleri şu sıcakta meclisi olağanüstü niye topladınız dediler. Genel görüşme talebini reddettiler. Birazdan meclise döneceğiz. Önce bir saraya bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kardeşinize yetkiyi verin demişti. Yetki de bir değil birkaç kez verildi. Ekonominin patronu benim diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve Mehmet Şimşek'e de, bakanlığa getirdiği Mehmet Şimşek'e de uyarıları var. Mehmet Şimşek'e uyarısı şu, diyor ki viraja sert girmeyin, biraz sert girdiniz, şöyle geniş alın. İşte ekonomide çözüm formülü. Ben ekonomistim. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine devreye girdi. Yeni yönetime ekonomide virajı geniş almalarını tavsiye etti. Rasyonel zemin dedi. 3 Haziran'da Hazine ve Maliye Bakanı olarak görevlendirildi Mehmet Şimşek. Ardından 9 Haziran'da Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanı oldu. Ekonomik krize karşı atılacak adımlar onlara emanet edildi.
Yeni yönetimle birlikte ekonomide U dönüşü yapıldı. Eski Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu döneminde peş peşe indirilen faizler artırıldı. 27 ay sonra 22 Haziran'da faiz 650 bas puan artırılarak %15'e yükseltildi. Parasal sıkılaştırma süreci başlatıldı. Enflasyonda iyileşme sağlanana kadar gerekli ölçüde güçlendirme yapılacağı söylendi. 20 Temmuz'da da politika faizi 250 bas puan artışla %17,5'e yükseltildi. Erdoğan'ın inadına rağmen artırılan faizler sonrası uyarı da gecikmedi. Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, Erdoğan'ın ekonomi ekibine yüksek faize ilişkin dikkatli olmaları için tavsiyede bulunduğunu duyurdu. Erdoğan'ın Şimşek'e faiz konusunda dikkatli olması gerektiğini, viraja sert girmeyip geniş almasını tavsiye ettiğini öne sürdü. Ben ekonomistim. Müderrisoğlu ekonomide ciddi bir iletişim stratejisine ihtiyaç duyulduğunu aktardı. Bu konuyu hatırlatma görevi bulunduğunu belirterek Cumhurbaşkanımızın genel yaklaşımı ve duyarlılığının ön planda tutulması da bütün bu denklemin asli noktasına işaret